Dersimizin devamı, ders münafık. Zamanımızın mevcut şartları dairesinde bazı şartları bilinmesi gerekiyor ki onların hissadatına uğramıyor. Ondan kritiği kaybetmek veya İslam'a ters düşmek veya İslam'a zarar vermek durumlarına kar veriyor diye Aziz Sıddık kardeşim Mehmet Mehmet Ahmet Erdoğan Risale-i Nur'da yani Erkanlar Dairesi'nde yerini alacağı bazı ifadelerde buna rağmen baklığa anlatılana dikkat eder de bunlar kıyasa bu zamanda şartları ve bizleri bir ürünlerle alırsak bilmem ne diyeceğiz. Kur'an Azimuşşan'ın hürmetine ve alakayı Kur'an'ımızın hakkına şu dereceli manevi değerler taşıyan taraftan evet, Kur'an Azimuşşan'ın hürmetine alakayı Kur'an'ımızın hakkına imana hizmetimizi şerefine çabuk bu dehşetli zahiren küçük fakat vaziyetimizi nezaketine binaen pek elim ve feci ve bizi mahva çalışan gizli münafıklara büyük bir yardım. Münafıklara refet tabi büyük bir yardım edecek. Düşünebilir miyiz böyle bir şeyi? Yok ama üstad yazıyor. Ne yapacağız şimdi? Soruyor. Büyük bir yardım. Bu şimdi bizi bir hasrediyor buna. Belli zamanda, belli mekanda, belli bir şahısla. Ama kitaba geçtiği için kıyamete kadar kendi mahiyetinde olmak kaydıyla o cinsten olan hadiselerin içine girdiğimiz zaman aynı hitaba muhatabız ve aynı mesuliyete dahiliz. Bunun şakası yok, İbdian Dünyası'ndayız. Münafıklara büyük bir yardım olan nedir? Birbirinize küsmekten,
ve baruta ateş atmak hükmündeki gücenmekten, bakınız üzmek, gücenmek, şahsı hukuk bu. Şahsı hukuk, şahsı hukuk. Vazgeçiniz ve geçiriniz, yani vazgeçmekle işiniz bitmiyor. Aman kardeşleri deyip, diğerlerini de vazgeçirmek gerekiyor. Selamet ve hizmet için. Üstad Hazretleri böylesine çok acıklı ifadelerle bize bildiriyor ama biz vurdum duymaz durumda isek ne yapıyoruz? Yoksa dediğim gibi yapmazsanız bir dirhem şahsi hak yüzünden. Bakınız burada şahsı oldu. Şahsı hak. Şahsı hak da her zaman diyor külliyatta nedir? Nazara almamak, affetmek, geçiştirmek fazilettir ve sevaptır. Ve dava adamı olmanın hususiyetlerinden tabii ki en önemli kişisel şansı ve şansı hissiyatlarından dava adamı olamadığım için bir gayeye sahip olan kişi kendi dairesinde, hissiyatında çektiği rahatsızlıklar ve ne bileyim ne yapacağız sözler karşısında mesele edip dalgalandırma getirmez. Ancak umumi bu bulunca değişiyor. Nasıl ki? Şimdi biz bu manzarayı, bu ustadın gayet hassasiyetle o mevzu ettiği hususu nazara alır da düşünürsek, düşünebilsek herhalde ki bir dereceye kadar şekil alırız, iyi bir şekil alırız. Bildiği hem şahsi hak yüzünden bizlere ve hizmet-i Kur'aniye'ye ve imaniye'ye. Hizmet-i Kur'aniye ve imaniye'ye zamanın son hareketinin selametine ne yapıyor? Yüz batman zarar gelmesi, hizmete zarar gelmesi şimdilik ihtimali pek kavidir. Nabuklar bekleyip duruyorlar. Dört göz. Sizi kasemle temin ederim ki, yemin ediyorum ki, biriniz bana en büyük bir hakaret yapsa, neyse o hakaret, en büyük. Bunu Zübeyir abi, ilk hatırlıyorum. Kaç defa bahsettiğinde birisini çok iyi hatırlıyorum. Buna benzer bir ustadan öbürlesi almış. Cemaat içinde diyor bir burcu bana gelse hapu diye yüzüme tükürse hakaretin fiili şekli. Bir de cemaat içinde. Şimdi yok öyle bir şey de varmış gibi böyle elleriyle yüzünü şey yapıyor. Tükürükleri süpürüyor. Hem diyor bu esnada elhamdülillah elhamdülillah enabuan nefsimi kardeşimin yoluyla ıslah etmeli. Fikirleri sığıyor bir taraftan. Gecesini sığmıyor. Olmaz öyle yapamam. Doğru ama yani dava adamının devam adamı olabilmenin yolu bu yoldan geçiyor. Evet. Tabii bu dersleri, ikazları duyup da, anlayıp da mevcut manzaramıza baktığımızda mümkün demiyorum. Oraya da geliyor. Ondan sonra siz düşünün diyorum. Hükümlendirmiyorum ben hatırlamda. En büyük bir hakaret yapsa şahsımın haysiyetini yani şan ve şerefimi izzetimi bütün kırsa tüm kırsa
Biz bunları bilmediğimiz veya bildiğimizde hiç kale almadığımızdan dolayı mesela bir kardeşimize böylece manen işte tecavüz ediyor. Bu kardeş de bu dersine istinaden dalgalandırma getirmiyor. Şahs hukuku, kendi içine oturuyor. Fakat diğer nurcular diyorlar ki, ha bu demek suçludur. Bakınız niye? Bu dersi yok. Niye böyle diyor? Çünkü cemiyette böyle alışılmış. Bu düşünce esastır. Bu düşünce Sufyaniyet cemiyetinin asıl adı anlayış ve hissiyattır. Şimdi sen düşün artık yani. Ne yapacaksınız? Böyle gitseniz böyle bir şey var. Böyle gitseniz şöyle bir şey var. Çıkılmaz bir dünya. İçinden çıkılmaz bir dünya. Ahir zaman işte bu. Hani sağlam nurcular olunca böyle düşünmezler. Hayır. Ama şimdi öyle değil. Bunları yakinen biliyoruz. O zaman ne yapacağız? Ne mi yapacağız? Ciddi manada insan dünyasından uzaklaşacağız. Çok ciddi manada. Rübel abi odasına çekildi. Üstadan olduğu dersle sürgüledi. Buyurun efendim yani görüşün bakalım. Kapıyla görüşürsünüz. Kendisiyle görüşemezsiniz. Ben sohbet edeyim. Niye? Bazen diyor ama şimdi yine deyim bilmiyorum. Bitti de ne yapalım yani? Bitti şeyden öyle bir şey mi çıkardı? Bitti. Tek Türkler kaldı. Bu manzaraları yani devamlı görüyoruz. Şahsım en büyük özelliği yapsa, şahsımın haysiyetini bütün kırsa, biz şimdi öyle bir durumda görüyorum ki vaziyetimizi, hani tavşanlar vardır. Küçük bir şekilde ve kumlur tazmalı hemen böyle çok tetik hareketler tesir altında kalır ve kendini kurtarmaya çalışır. Biraz da diyor ki avukat gibi diyor kendi nefsini diyor müdafaa eder, tebriye eder, takdis eder diyor. Takdis Türkiye kelimesi biz şeyde Cenab-ı Hak hakkında kullanırız. Mukaddes, takdis. Yani en son şekli söylüyor. Hakikaten de yani görüyorum böyle. Şahsına bir şey, küçük bir ihtimal bile veremeyeceksiniz. Yani hoşlanmadığı bir şeyi. Yok ya. Burada bir şey. Bütün kırsa, fakat bir şart var. Şey yani, hukukiye. Hizmet-i Kur'aniye ve imaniye ve nubiyeden vazgeçmezse, yan çizmezse hizmete. Hizmete devam ediyor. Ama tabi sadakat üzere. Ben onu helal ederim. Neyi kaldı? Bir şey bırakmadı ki sende. Yok, helal ederim. Barışırım. Gücenmemeye çalışırım bu dehşetli hakaretler dairesinde. Gücenmemeye çalışırım. Üstad kendi şahsından müsaade ediyor. Böyle filmleri ebedi aleme çekip gönderdik mi? Yok. Yazık. O kadar deriz. Yazık. Dünya geldi. Yani sonsuz dairede seyredilecek olan fazilet filmlerinden hiç yok. Var menfisi. Şahsına, enesine bağlı kalmanın filmleri var. Madem cüzli bir yabanilikten düşmanlarımız istifadeye çalıştıklarını biliyorsunuz. Hemen kışkırtıyorlar birbirleriyle. Çabuk barışınız. Niye? Tamamen şahsı ve hissi hukuk. Tamamen. Zaten üstad varken bunun hukuka dokunmak olmaz. Niye? Yani üstad varken müsaade ediyorum. Esaslarına aykırı bir hareket bir düşünce ortaya atılamaz. Niye? O
Orada böyle iş yapacağız. Kendi kadar çekeceğiz. Tuttuktan sonra bunu Emir Dağ'ın baş kısımlarında yazıyor. Kibar hesabı yazıyor. Vefatından sonra manasız, çok zararlı nazlanmaktan vazgeçiniz. Yoksa bir kısmımız Şemsi, Şefik, Tevfik gibi arızlara sureten iltihak edip hakikaten birliklerine taviz verip hizmet-i imaniyemize büyük bir zarar ve noksaniyet olacak. Münafıklar böyle işte şey yaparlar, tahrik ederler, yani bezdirirler ta ki ben rahat etmem için herhalde münafıklarla dostluk yapmam lazım diye bir anlayıştan ona kendilerine doğru çekerler kişiyi, alet ederler. Bunların filmleri çekilir. Hizmet hayatında hukukta dik durmak vardır, metanetli olmak vardır. Fikren şiddetli karşı çıkmak vardır. Yapayım. İslam hukuku, İslam hukuku, İslam tarihi böyle hadiselerle dop dolu. Ahirette cennete gidenler görecek. Madem inayet-i ilahiye şimdiye kadar bir zayiata bedel çokları o sistemde, giden sistemde, bu şey için söyleniyor. Buna benzer şeyleri tespit etmiştik diye hatırlıyorum. Ebdal. Ebdalın sayısı muayyendir. Birisi gittiği bir kafirde o gidenin cinsinden yerine bir tanesini alma götürür. Bedelen. O bir kutlardır. Külliyatta bu ebdaliyetin külliyatta olabileceği anlayışını kanaat geldi bana araştırmamda. O sistemde vermiş Cenab-ı Hak. İnşallah yine imdadımıza yetişir ki minayetler. Sualar 512. Bir dikkat çektik burada. Bu parçada şahsi ve hissi sebeplerle ihtilaflara kapı açmanın münafıklara yardım olduğu ifade ediliyor ki bugünkü şartlarda bu ikazı çok ileri derecede nazara almak lazım. Ne kadar dedik? Hanımcı dedik. Devam ediyoruz. Madem Hazreti İmam Ali radıyallahu anh'ı Üstad-ı Kutsi'sinden Resulullah'tan aldığı derse binaen İmam Ali Hazretleri Resulullah'tan özel ders almıştır. Onun yolunu takip edenlerin başı olacağından Ali Beyt onun bu Ali Beyt hareketinin asliyetinde vazifeli olarak gördüğünden onu hazırlamış bir izni İmam Ali İmam Ali hakkında bir diğer rivayetlerle dikkat edilmiştir. Zaten Ali Beyt gezisinde yaptık. Üstad-ı Kutsi isimden aldığı derse binaen Kur'an'a taalluk eden gelecek hadisattan Kur'an'la alakalı olan gelecekteki hadiselerden. Kim öğretmiş onu? Üstad-ı Kutsi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Kime? İmam Ali'ye. Niye?
dedik ya, Ali Bey'in başıdır. Üretmesi lazım. Ne yapacaktır, ne yapacaktır. Gelecek hadisattan haber veriyor. Kim? İmam-ı Ali. Neye göre? Resulullah'tan aldığı hususu derse istinaden. Haber veriyor. Haber veren kişi bu hareket dünyasının ana merkezi olmaz mı? Evet. Peki biz bu İmam Ali Hazretleri'nin bu hususiyetlerinde ne derse aldığı külliyata var. Hatırlamıyorum şimdi ne derse aldığı. Niye? Alaka kurmuyor. Haber veriyor. Benden sorunuz diye diye müteaddit ve doğru haberleri verip bir şah-ı velayet olduğu manevi kemalat yolunun başı şah-ı velayet olduğunu öyle kerametlerle ispat etmiş. Madem bu asırda Avrupa dinsizleri ve eli dalalet münafıkları Avrupa'ya bağlı dehşetli bir surette Kur'an'a hücumu hengamında şimdi böyle işte ortalıkta falan büzülmediği için kırla gidiyor derler halkı gelirleriz. Yani müthiş bir şey olsun da hacım tarzında bütün Müslümanlar bu hücumlardan ortaya yani rahatlıkla tutabilmesine engel olmamasından dolayı hepsi tek tek mesul. Tek tek. Kitabı olan kim bu? Niye dokunulmuyor bize? Daha ne dokunulsun, ne yapılsın daha bu kadar dokunma bu kadar olurdu. Yani manevi dokunma, yaşıyor bir şey o kadar. Hücumu, Kur'an'a hücumu engamında Risale-i Nur o seyli dalalete karşı. Seyli sel yani, sel ne dur, yağmur yağar. Dağlar arasındaki o küçük dereler dağ arasında doldurur arasına bir coşma ile beraber etrafta ne var ne yoksa hepsini alır denize götürür. Bizim önceliklerde bundan istifade ediyorlar. Olur da bunlar yani. Dağları süpürür götürür denize. Sel bu. Evet. Seyli dalalete karşı mukavemet edip kim mukavemet ediyor Salih'in manevi kılıncıyla iyi ama kılıncı kim kullanacak adamsız kılıç kullanma olmazsa yine olur olur ha nasıl olur biraz ürkmez zayıf da mukavemet edip Kur'an'ın tılsımlarını keşfederek hakikatını muhafaza ediyor. Kimi Kur'an'ın, kim Risale-i birden duruyoruz, Kur'an Risale-i Nur'a bağlıyız. O zaman onun yaptığını yolunda biz de işte bulunacağız, düşüneceğiz, söyleyeceğiz, yaparlar. Emma Bahadır deyip geçiyoruz. Şu anda 7.42. Emma Bahadır için kolaydır, en yani kolaydır. Kısadan geçiyoruz. Ne ayıp hocalar diyorlar yani. Kendi kelime demiyorum. Ama bağlı diyorlar. Tamam. Şimdi bir münafıkların üstadın yanında çok samimi ihlas eden birisinin adında münafık Ceryan işi karıştırmak için söylüyor. Bir misaldir bu. Bunu burada üstad yazdı. Niye yazdı? Sadece Süleyman ismindeki bir hizmetkarını korumak için. Yok ben birader ya ne biçim anlıyorsun? Öyle anlayışlar nakıstır. Ya
Kıyamete kadar bu manada hizmet dairesinde münafıklar nazardan düşürmek için nifaki yoldan hamlar yapacaklar. Üstad kendisi bizzat bunun müdafasını yapmakla örnek bir hareket tarzı veriyor bize diye söylüyor. Başlık yazmadık böyle bir şey. Sözlü olarak söylüyor. Sual. Sual Üstad soruyor kendisine. Süleyman nasıl adamdır? Yani Üstad'a çok samimi hizmet eden bir Barlalı, Barla'daki Nurcu. Safu evvel. Başta buranın memuru, çok adamlar memuru, hatırladın mı şimdi? Ve diye ona onun beraberinde çok adamlar. Hiçbir vakit gücendirmeden, hiçbir menfaat maddi mukabilinde, olmayarak kendi işini bırakıp kemal-i sadakatla lillah için hizmeti bir köyce malum. Köyün bildiği bir rakam. Bu işin hizmet ediyor. Fakat ihlas kârâne. Böyle bir adamla bu köy değil belki bu vilayet Isparta iftihar etmeli. İçimizden böyle birisi çıktı diye. Mehdi Azam'a çok halisane hizmet ediyor diye. Bu tarz ahlak bu zamanda bulunması medar-ı ibrettir. Bu zamanda bulunması medar-ı ibrettir. Bu şimdiki zamanda ise harikadır deriz. Bu cizavalidir. Ben yani üstad hem garip gurbetten kimsesiz hem misafirim. Benim istirahatımı temin etmek köyün borcuydu. Haliyle üstadı din için ortaya çıkmış ve dahi bir zatı diğer o büyük bir mehdiyet diyetindeki makamını mevzu etmeden sadece din için bu niyet ortaya çıkıp köyde hizmetin niye yaptığı cihetle köy üstada bakmakla dinin borçludur. Gidi. Gidi ve gidi yapmadı. Aziyi kullandı. Kutlu yapmadı. Kutlu'nun bize gitti. Bu köy namına, bakın bir kişi köy namına Cenab-ı Hak onu ve Mustafa Çavuş'u bir tane daha var beraberinde ve Muhacir Hafız Ahmet'i 3 ve Abdullah Çavuş'u 4 köyün yapacağını bu 4 kişi yapıyor. Bana ihsan etti. Allah. Ben de Cenab-ı Hakk'a şükrediyorum. Bunlar bana yüzer dost kadar kıymetli görünüyorlar. Yani bu kadar çok bir maneviyeyi yıkırmak için son şeylerin iyi işler çeviriyor. Ne sinsi yoldan işler çeviriyor. Biz bunlara ibret almayacaksınız, alacağız. Alınıyor mu? Hayır, tersi alınıyor. Zıttı alınıyor. Enaniyet devreye giriyor. Adam yine hissedebileceği Enes'in, yuramlılaşmış olan Enes'ini izleyerek sinsi yollarla alet olarak İslam'a hücum ediyor. Hizmete uygun ediyor, dünya hizmet ediyor. Vatanımı bana unutturdular, çok sanırım. Gurbet ve misafirlik elemini bana çektirmediler. Bunların yüzünden ben bu köyün hayatta ve vefat edenleriyle alakadar olup onlara her zaman dua ediyor. Bunların sebebi 400 sebebiyle köy köyleri, ölülerine de dua ediyor. Sadakatça Süleyman'dan geri kalmayan Mustafa Çavuş'la
Macir Havuz Ahmet, şimdilik hücuma maruz olmadığından Süleyman hücuma maruz. Niye? Çok samimi sözleşme dedi. Onu sinsi gizli yerden çok gizli yollarla Hürret Han'tan ürünlere yok etmek istiyorlar. Nazardan düşürmek istiyorlar. Bu bizim için yani çok üstün derecede bir derstir, yıkarsın, bir nazını alacağız. Alamıyoruz. Yani yok. Hayat ediyor. Bakıyorsunuz. Vur abalıya diyorlar ya kalkıyor. Öyle diyorlar yani. Birisini yatırırlar bir yere, her gelen vuruyor. Adamı perişan ediyorlar. Vuran çektiği zaman kenara soruyor, niye vurduk diye. Bak ya cehaletin, gafletin, vahşiliğin acayip şekli. Biliyor musunuz? Gene iyi soruyor, niye vurduk diye. O da bir şey, mertebede. Onun için beni tenkit edemezsiniz. Değil. Hiç insanlarla alakan yoktur diye olan tarafını tenkit edemezsiniz. Bunları yok etmeniz lazım. Var, o zaman tenkit edemezsiniz. Elimden geldiği kadar, hatta bu derse geliyor mesela, gidiyorum derse. Ondan sonra dönünce hemen kümesime gidiyor. Kümese geliyor. Niye? Niyesi bu işte be. Ne demek niye? Başka türlü yol mu var? Biz zavallılar ne yapacağız? He? Biz zavallılar ne yapacağız? Ne yaparsanız yapınız efendim. Siz bizim onu... Gülünecek halimiz yok. Temmuz'da da oda içinde bir şey yapmıştınız. Yaptım. Sen haber olması lazım. Görüyorum ben. Diktim yukarıdan aşağıya doğru. Göze dört bir şey. Aç. Sadece benim sığacağım kadar ölçüyle etrafını sardım bez, kenarından kendim giriyorum, bir iskemle var, bir de küçük masa var, orada o zaman ikinci gücü gelemiyor. Niye yaptım bunu biliyor musunuz? Devrim bu ya, kaç sene önce, 35 sene önce. Tahir abi sağ mıdır Donal? He. Sağ mıdır Tahir abi? Sağ. Tahir abinin odası da o, yaptığınız yer. İlk derde benim odaydı orası. Öyle mi? He. Sonra verdik onu, zorla verdik. Gelenler beni rahatsız etmesin, bana gelmesinler diye. Düşünün, herkes bana gelin hastalığıyla muharebe yaparken, ben de kendimi kontrol altına almak istiyorum. Küçük bir oda bana ait yok yani, oraya kilisenin üstünün arkasından tüm güneyi. Baktım, şimdi vatandaş geliyor, benim girdiğim evden giriveriyor, tabii sığmıyor. Duvara yaslanıyor, oradan beni seyrediyor. Şey aldı yani, nasıl diyelim, tefkif ediyor yani, işe yaramaz hale. Yani masadan çekiyor yani bu şekilde. Bir şey de diyemez ben bu işi, yani işte böyle halim, haletim, sıhhatim, böyle bir şey diyemem. Kardeşim ne buraya gidiyor, ne bir nasıl diyorsun, diyemem. Aslında desen gider, başkası da gelmez ona ama diyemiyor. İşte kendi hususu bir şey mi sıhhatim, yanlış bu. Bu, benim bu halim, bu haletim yanlış. 1, 2, 3, 5 derken yani artık damarıma dokundu. Kaaat diye hepsini sildim, götürüp öyle çıkarttım. Mojna dedi, hadi bakalım ne yapacaksınız? O zamandan beri Mehmet çekiyoruz. Ama Allah'a şükür çekelim, ne yapalım yani. Evet, şimdilik hücum olur olmadığından iyiliklerinden bahsedilmedi. Bir parça Süleyman'dan bahsedildi, şöyle ki. Onlar da Süleyman gibi, fakat her nedense ustada çok daha yakın hizmet ettiğinden dolayı tek tek ele alıyorlar, bir tane. Onu çürütürlerse, onu koparırlarsa ondan sonra ortakisine selam gelecek. Böylece, bakınız bu nafı gelen nasıl hiç durmuyor yani, hiç durmuyor. Anlatıyorlar. İsparta'nın valisi
şeyi çağırdı. İspartan'ın müftüsünü. Git dedi Bediüzzaman'a benden selam söyle. Artık bundan sonra ona yasak yok. Her gün şehre çıksın, gelsin, dolaşsın, serbesttir. Ooo, müftünün çok hoşuna gitti bu. Müjdeli haber. Hemen gidiyor koşarak üstada, haberi söylüyor. Üstad acayip, hemen anlıyor. Neymiş, namlu ciğer ya. Üstad böyle ortaya çıkmadığından görünmediğinde herkes merak ediyor. Ortaya bir çıkarsa alışverişine de artık şey yapmayacak. Yani öyle merak edip de alaka duymayacak. Planı vardı. Üstadım hemen anladı. Acayip dedi. Müftüye. Müftü zavallı. Benim bir zavallı birisi anlamayınca. Ya ustad niye yani hiç alaka duymamış haber yaparsın diye. Dönmüş gelmiş. Bakınız taktiklere. Süleyman benim her hususi işimi ve kitabetimi, ki mektup falan bir şeyler yazıyor, gönderiyor, ne yapıyorlar işte onları, cemal-i şefk ile minnet etmeyerek, bu da şey yani, dur etmeyerek. Hatta teşekkür ederek bana böyle bir imkanı tanıdın diye. İşte bu da var yani, teşekkür etmem lazım. Niye? Sen üstadın zatına, şansına değil, üstadın yani hayatını vahvetmiş İslam, İslam hizmetine. Ona yaptığı yapılan hizmet, dine hizmet. Evet, minnet etmeyerek, mukabilinde bir şey kabul etmeyerek, kemal-i sadakatla yapmış. Üstadın işlerini yapmış. Hatta o derece hizmeti safi ve halis billah için yapıyordu. Belki 100 defadan ziyade arzu ettiğim dakikada ümit etmediği bir tarzda geliyor, edilmediği bir tarzda geliyor, ustadın bir işi falan var diye. Ve subhanallah diyordu. Yani istihdam ediliyor Allah tarafından. Benim arzu kalbimi bu işitiyor. Süleyman bu kadar böyle hem bir şey lazım olduğu zaman şap diye damlıyor. Bu istihdam işte bu. Yani ne kadar ehmiyetli bir zat hizmette bu zat için ve de münafık gelen buna kafayı dikti. Şimdi yalnız bırakmak istiyorum. Şimdi hadiste vardı. Ben onu tespit ettim de ortaya asmadım duvara. Süfyan Ceryan'ı Mehdilik hareketinin halis dairesini kıyamete kadar hadisin metninde şey geçiyor, muhasara geçiyor. Şimdiki lisanda ambargo diyorlar. Adam ambargocu, iktisada ambargo. Mesela diyor ki, çok memnunum diyor bundan. Bu insanların bana yanaşıyor, haptan mutlak tutuyorlar. Hakikaten memnun olacak bir hal yani. Çünkü bu insanların bize yaklaşması bize fayda vermezse, hizmet için olsa baş göz üstüne, tamam. Ne kadar güzel, vazife asilisini yapıyor demek ki. Nerede? Seni yine kendisini eğlendirecek. Görüyor musunuz? Biz de ona göre alaka şey yapıyoruz, alakasız kalıyoruz. Gidemiyoruz ama yapkat. Hepsi de böyle olsaydı zaman bir iş yapıyorlar. Bazı arkadaşlar var işte ona alaka duyuyoruz. Yani Allah için hakikaten. Anladım ki o istihdam olunuyor ha, burada yazmış zaten. Allah çalıştırıyor. Şimdi bunları üstad anlatıyor Süleyman merhum hakkında. Ne demek? En güzel bir şekliyle, her zaman herkese kıyamete kadar onu kuracak bir tarzda evvela o köyün Müslümanlarına münafıkların hücumunun tesirini çok ciddi manada kıracak olan bir mektup meşhur. Bunu gören köylüler artık Süleyman Efendi'ye, abiye, mevhuma yurdatamazlar, çekinirler. Çünkü neden? Mustafa Efendi'de ölünce, köyde bunu bilince münafık düşünür olan biz o gün burada böyle halkın anlarında açığa çıkacağız. İstihdam oluyor, sadakatinin kerametidir. Bu halde bu durum istihdam var. Hatta hizmetinde bulunduğu bir gün
bir yaşındaki kız çocuğuna bakılmamış. Yüksek bir damdan, muhafaza altına alınmamış olduğundan, yüksek bir damdan taş üstüne çocuk düştü. Evin damından düştü taş üstüne. O hizmet sadakatının bir ikram-ı ilahi olarak o çocuk hiçbir teessür ve hastalık görmediği, yani arızalanma görmediği gibi sütten, memeden bile kesilmedi. Niye? Cenab-ı Hakk'ın muhafaza zatında Yusuf'a hizmet ettiği ki samimi öyle bir hadise yapıyor ki ya Süleyman güzel manada Allah tarafından korunuyor bilesiniz. Yusuf'a bunu nazara veriyor. Her neyse bu tarz sadakatının lemalarını çok gördüm. Malallah ikası sayfa 99. 199. Ben bunu bitireceğim. Az kaldı. Bu mektup benim nazarımda çok önemli. Onun için biraz önce durarak okudum. Münafık olduktan sonra genel namazı kılınmaz zorlar. Kılınır mı diyormuş, sualim cevabını zaten biliyorsun. Buna böyle bir şey çektim, kesmedi. Neredeydi? Emirda 78'deydi. Bu münafık cenaze namazı hakkındaki ayet de 8. sürenin 84. ayetindedir. Yani ne kadar oldu? Ve bu kadar oldu. Bu Zübeyir abinin ustadan aldığı derse binaen bir yazısı tercih. Bu gizli din düşmanları ve münafıklar hiç de gizli değil ama halkın cehaleti, gafleti, münafıklar açık olduğu halkın anlayabileceği halde onlarla bana gizli kalın, bir gizli de değil. Çoktandır anladılar ki nur talebelerinin kefenleri boyunlarındadır. Yani nur talebesini korkutup hizmetten geriye çevirmek, geriletmek istediği için Zübeyir abi de kefenleri boyunda ne demek yani ölmek yani onu en korkutulacak olan şey idam. Hiç nazarında değil hocam. Bilesiniz. Onları hani samimi hizmet ehli Risale-i Nur'dan usulatlarından ayırmak kabil değildir. Niye? Kefen boyunda. Gelen abi anlatırdı. Nurcu'yu tarif ediyor Hakkı Nurcu'yu. Haneden berduş, evi sırtında, kefeni boynunda, Gülah Nazır Kutu'da, kitaptan. Bu, böyle Nurcu'dan korkulur ya. Evet. Ayırmak mümkün değildir. Bunu ayırmak istiyor, uzak tutmak. Yukarıdaki testi gördüğünüz gibi. Bir zayıf damarından veya safiyetlerinden istifade ederiz fikriyle aldatmak yolunu tuttular. Ve ne yapıyorum? Bugün hizmet yakınında ise insan dünyasından yasak koyuyorum. Toptan bir şey bu. Tedbir. Toptan tedbir. Tedbir. Yasak. Yasak veriyor. O zaman sokulup da yani ifsadat yapamaz. O münafıklar veya o münafıkların adamları çok böyle şey görünür adam. Benim tanıdığım bir silah var. Çok acayip acayip görünür yani böyle öyle inandırıcı görünür. Ona uyan, ona adananlar da adamları oluyor, çalıştırılıyorlar. Veya üçüncü kimlik tarzı oluyor burada, kademe.
adamlarına aldanmış olanlar. Üç kadın var. Hayır, üç kadın. Adamlar da adamlarına aldananlar da var. Dost suretine girerek, Nurcu dostu, bazen de talebe şeklinde girerek, daha ileri dereceli, bulur. Girerek, derler ve dedirtirler. Derler ve dedirtirler diye bir derlememiz vardır. Kendileri derler ama daha çok sözü az çok dinlenir kimse varsa, ele geçirmişlerse onlara dedirtirler. O hizmet hesabına gibi görünen sözlerle onları başlayıp onlara dedirtirler. Halbuki dediğim şey hizmete aydırı derdi. Ama saflar bilmez. Ne dedir dedirtirler? Bu az olmamış yani. Yakın tarihimizde. Dedirtirler ki bu da İslamiyet'e hizmettir. Yani huzurlu hizmettir ama bu da hizmettir. Neyse ne deniyorsa. Bu da onlarla, yani münafıklarla, din düşmanlarıyla mücadeledir. Yani din düşmanı böyle bu şekilde güya Nurcu dairede, hizmet dairesinde teşvikkar bir tavra giriyor. Şu malumatı elde edersen Risale-i Nur'a daha iyi hizmet edersin. Az duymuyor. Bu da büyük eserdir. Risale-i Nur büyük eserdir ama bu da büyük eserdir. Hiç olmazsa zayıflatalım Risale-i Nur'a olan malumları. Gibi bir takım kandırışlarla sırf o bu talebesinin nurlarla olan meşguliyet ve hizmetini yavaş yavaş azaltmakta. Hemen değil. Tedirice. Ve başka şeylere nazarını çevirip nihayet gide gide yani sonunda Risale-i Nur'a çalışmaya vakit bırakmamak gibi tuzaklara düşürmeye çalışıyorlar. Bu bir tarz. Kurul tarz. Veyahut da maaş, servet, mevki, şöhret gibi şeylerle aldatmaya ettiği veya korkutmakla hizmetten vazgeçirmeye gayret ediyorlar. Üç tane çeşit oldu. Bunlar Zübeyir abinin sözleri ama Zübeyir abinin kendi düşüncesinden gelen sözleri yutatın aldığı dersler. Risale-i Nur, şimdi gelelim buraya. Risale-i Nur, dikkatle okuyan, öyle tatlı okuyan değil. Tatlı okuyan, neticeye varamaz, göremez. Şöyle dikkatle okuyan, ne diyor bileyim de ona göre gidelim diye okuyan, kimseye, Risale-i Nur, öyle bir fikri, ruhi, kalbi intibah ve uyanıklık veriyor ki, feraset yani. Bütün böyle aldatmalar bizi Risale-i Nur'a şiddetle sevk. Baktığınız ki böyle bir yol takip ediliyor. Yapılmış olduğundan daha fazla o tehlikelere karşı daha fazla Nur'a sarılmak gerekiyor. O zaman ne der o sinsi adam? Der ki biz bunu aldatamayacağız. Niye? Biz bu yolda bizim hareketimizi anladı, daha fazla ciddiyete girdi. Biz o zaman ona fayda veriyoruz, Nur'a fayda veriyoruz, yanlış yapıyoruz. Halkı zarar vereceğiz hizmete. Ondan vazgeçer bize, başka bir yol arar. O yüzden sadece şiddet ve sevk ve teşvik ve o desas münafıkların maksatlarının tam aksine olarak bir tesir. Ki Risale-i Nur bir tesir ve bir netice hasıl ediyor. Risale-i Nur nasıl? Dikkatle okuyanlara. Dikkatle okuyan okumak ne demek? Kişinin düşünce ve niyetinde ve ihtiyaç duyuşunda buradan
bir mürşit gibi istifade etme haletini ve niyetini ve düşüncesine sahiptir demektir. O var. Diyeceğiz ki bugünkü şartlarda bu cemiyet içerisinde dünyada da bulununca böyle bir şey var ya. Bu denen şey kazanılır mı? Evet diyemem. Kazanılır diyemem. Kazanılmazsa ne yapacağız? Evet ne yapacağız? Abi insanlar bu ilk vakit gelmedi mi? He? Yani insanlar bu cümleti ilk vakit gelmedi mi? Merkez olunca yıkılır. Ama yani hususiyetlerine sahip bir öz merkez olunca o oradan etrafa vücudu görmesine hem hareket tarzı, istikameti tarzı, o geniş daire cemaatı kendisinin fırası yoksa da merkezi ferasetten istifade ederek yol bulur. Emma bazı ve yakama yollar. Evet. Ve subhanallah. Hatta öyle bir talebeleri meydana gelmektedir ki asıl halis niyet ve kutsi gayeden sonra bu ikisi şart. Gaye sen bir sebep olarak da münafıkların meskul planlarının inadına, rağmına inadı boylu böyle yerlerde kullanmak için dokuzuncu söz, mektup orada var. İnat. Dava adamı olmanın kuvveti bir sebebi inattır. İnadına dünyayı tek edip öyle nuru tek edip diye düşünün ki münafık bu ise dünyayı tek edip kendini Salih-i Nur'a vakfediyor. Buyurun efendilerim o zaman yapacağız. O ne yaptık biz ya? Yanlış yaptık. Evet yanlış yaptık. Ama doğru oldu. Doğru netice verdi. Üstadımızın dediği gibi diyorlar. Bu dikkat okuyan ve inadını duyuyordu kullanan ne diyorlar? Üstadım dediği gibi diyorlar. Ne diyor Üstad? Zaman, İslamiyet fedaisi olmak zamanıdır. Diyorlar. Tarihçe-i Hayat 690. Bu da abi çıkacak 25 işaret değil mi? Bu da çıkacak. İnşallah Teala. Burasını zamanımız doldu diye kaldırıyorum. Burada ne vardı? Nafıkların şeyi vardı. Şimdiki düşmanlığını anlatan parça vardı. Şimdi burada tembet. Thank you.